Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Türkiye Tel Rifat'ta nefes aldırmadı Esed çetelerine ve PKK'lı teröristlere. Özellikle Türkiye'nin elindeki modern obüsler Akıncı TİHA'nın çok yoğun kullanıldığı bu saldırılarımızda epey kayıp verdiler. Özellikle hem sözde yönetici hem de bölgeyi iyi bilen ekiplerinden bu kayıpların oluşması morallerini bozdu tabii ki. Yani şimdi de el baba top atışı yaparak bir nevi rövanş almaya çalışıyorlar. Bildiğiniz gibi cesaretsiz teröristler ne yaptılar? Cesaretsiz teröristler sığınmacılar için, yani orada evlerinden edilen sığınmacılar için yapılan birket evlerin olduğu mülteci kampına saldırdılar. 3 sivil yaralandı. Yani demem odur ki güçleri sivillere yatıyor. Orada terör örgütünü tamamıyla yok edecek ve her yönden onları süpürecek mekanizmamız ve tarihi planlımız saat gibi işliyor. Bilmem ne Amerikası, bilmem ne gücü orada bizim karşımızda duramaz. ABD'nin Türkiye'ye karşı orada bir terör ordusu oluşturma fikrini bütün dünya öğrendi, deşifre oldu. Otobüslerle taşıdığı DEAŞ yalanı da zaten bayatladı, kimse inanmıyor. ABD'nin terörle işbirliği içerisinde olması, ileride belki de bunun için yargılanacak bir ülke haline gelmesi için tarihe not düşelim. Türk Silahlı Kuvvetleri de özellikle Elbap'ın batısındaki terör örgütü mevzilerine nefes aldırmadı. Noktasal, hasar verici ve bulundukları bölgeye anlık atışlar gerçekleştirdik. Yani silahlı kuvvetlerimizin hem SİHA'lar hem top atışlarıyla dövdüğü terör mevzilerinden dumanlar yükseliyor. İşte son dakika görüntüleri ve gelen bilgiler, bölgede teröristlerin inlerinden dumanlar yükseliyor. Tabii ki bunun hıncını sivillerden almak telaşındalar. Türk Silahlı Kuvvetleri sivillerin de tabii ki intikamını, oraya yapılan saldırının intikamını çok çetin bir şekilde alacak. Nefes alamayacaklar. Böyle duruma geldiler. Sivil alanına yapılan saldırıyla ilgili ne Amerika'dan ne de Avrupa'dan bir çıt yok, ses yok. Kayıpları ardı ardına geliyor. Moralleri bozuluyor. Ve bölgede özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin orada kıyafetler verdiği de ortada. Yani kıyafetlerine baktığınızda tam bir ABD, evet, lejyon oldukları ortada. Kıyafetleri ABD vermiş. Yani bize karşı düşünün, NATO müttefiki olduğunu söyleyen bir devlet ki geliyor hemen yanı başında güneyinde bir terör ordusu kurmaya çalışıyor sırf bizi yıkmak için. Yani bunun bahanesi 3-5 tane çapuldu DEAŞ olabilir mi? Yani bu da düşmanımızın, en büyük düşmanımızın kim olduğunu ortaya koyan bir gerçek. Şimdi PKK, evet, bu elebaşlarının itiraflarına geçelim. Yani içlerinde bulunan o kötü durumu, içlerinde bulunan bu aç durumunu nasıl açıklıyor? İsterseniz dinleyin. Yani artık başlarına geleceğin farkındalar. Çünkü Erdoğan yeniden geldi ve Suriye'deki operasyonlar maksimum derecede arttırıldı. En gelişmiş teknoloji, cesaretli askerler, bölgedeki deneyimleri dikkate aldığınızda terör örgütünün artık fitil fitil ishal olacağı belli. Evet, dinleyelim bu FETÖ elebaşını. Bunun da yakında inşallah gereken yapılacak buna ve kırmızı sarı torba buna bir an önce geçecek. Dinleyin isterseniz sarı torba adayını. AKP, MHP faşizmi, MİT'i, kontrol gerillayı son sınırına kadar seferber etmiş. PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber olmuşlar. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. TC devleti liste liste açıklamış. Onlarca isim, yüzlerce isim, ben bunları öldüreceğim diyor. Her günde öldürüyor. Bakın, itiraf listesi, yani bir nevi itiraflar. Acı acı itiraflar. Bir yerler acıyordur itiraf ederken. Ama böğre böğre bu itirafları yaptırıyoruz. Kimseden çıt çıkmıyor. Listeler oluşturmuşlar yönetimimize dair. Kırmızı liste, sarı liste, yeşil liste, gri liste. Yani her listeye 30-40 isim koymuşlar, resim koymuşlar. Bunlar böyle arananlar listesi değil. Alenen öldürülecekler listesi. Saldırılarını daha çok devam ettiriyor. Her gün mesela şehitlerimiz var, hem de onlarca. Medya savunma alanlarında yapıyor bunu. İşte Kandil'den şu söyleniyor, bilmem PKK'den destek geliyor. Evet, PKK olarak bütün
bütün özgürlükçü ve demokratik güçleri destekliyoruz yani. AKP, MHP faşizmi, MİT'i, kontrol gerillayı son sınırına kadar seferber etmiş. PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber olmuşlar. TC devleti liste liste açıklamış. Onlarca isim, yüzlerce isim, ben bunları öldüreceğim diyor. Her günde öldürüyor. Kimseden çıt çıkmıyor. Listeler oluşturmuşlar. Yönetimimize dair. Kırmızı liste, sarı liste, yeşil liste, gri liste. Yani her listeye 30-40 isim koymuşlar, resim koymuşlar. Bunlar böyle arananlar listesi değil. Alenen öldürülecekler listesi. Saldırılarını daha çok devam ettiriyor. Her gün mesela şehitlerimiz var, hem de onlarca. Medya savunma alanlarında yapıyor bunu. İşte Kandil'den şu söyleniyor, bilmem PKK'den destek geliyor. Evet, PKK olarak bütün özgürlükçü ve demokratik güçleri destekliyoruz yani. AKP, MHP faşizmini, MHP... Bakın, her türlü zulme, her türlü sivillere zarar vermeye, uyuşturucu faaliyetlerine, emperyal devletlerin bizzat destek aldığını artık belli olduğu bir ortamda, şu anda bunların ne halt yediği ve neydi belirsiz kişi oldukları belli. Yani bunları ne yapacak şu anda Türk devleti? Bu itirafları yapan bu FETÖ elebaşlarını cehenneme daha erken yollamak için tabii ki çaba sarf ediyoruz. Bu şahısta işlediği tüm günahları ebediyen inşallah cehennemde yanarak ve ondan önce de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin barutlarında bunun bedelini ödeyerek sağlayacak. Evet, PKK şu anda çok kısa zamanda yok olacak. Özellikle ne yapacaklarını şaşırdılar. Gördüğünüz gibi birçok alanda dumanlar yükseliyor. Üstlenme yaptıkları bölgelerden devamlı çığlıklar yükseliyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri boş geçmez. Tepeden ne yaptıklarını, ne ettiklerini görüyor, hareketlerini bile yapamaz hale getiriyoruz onların. Şimdi Türkiye'nin bölgede onlara yapacağı yeni ve güçlü şimşek operasyonlarının onları ne hale getireceği de ortada. Özellikle Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Milli İstihbarat Başkanımız İbrahim Kalın ve Erdoğan'ın özellikle Savunma Bakanı ve güçlü ekibiyle neler yapacağını düşünün hele. Şimdi bu tarihten sonra yapılacak adımlar güçlü ve etkili olacak. Hani hangi bir görüntüyü sayalım? O kadar çok yer vurduk ki. Yumuşak doku operasyonu. ABD'den, Rusya'dan çıt çıkmadı. Çünkü haklıyız. Yapılan saldırılar, sınır kapımıza yapılan saldırılar, özellikle bölgede ABD maşası olmayı kabul eden ve İsrail, Büyük İsrail projesinin çatısı olacağım diyenlerin artık bedel ödeme vakti. Bu bedeli onlara ödeteceğiz ve bu bedeli ödeyerek de tabii ki hesap verecekler. Evet, şu anda Türkiye tik tak diye bir tabir vardır. Yani Kuzey Suriye'de operasyonel faaliyete hazır, güçlü bir tokat indirecek. Ve böylelikle artık bu tarihten sonra sahada onlara öyle yanıtlar vereceğiz ki tabii ki büyük bir şekilde bunun bedelini ödeyecekler. Ve bu bedelle birlikte yüzleşecekler. Hepinize yayınımı izlediğiniz için ve bu yayına tabii ki yorumlarınızı atacağınız için şimdi de teşekkür ederim. Suriye operasyonunda öncelik sizce Münbiç mi olmalı, Tel Rifat mı olmalı? Tabii ki benim görüşüme göre önce bir haritadaki duruma da baktığınızda Tel Rifat ülkemizin güveni için önemli. Tel Rifat'tan sonra Münbiç, daha sonra da aynı araba girmeliyiz. Yani bu bölgeyi terörden arındırıp bu bölgeyi sahiplerine teslim etmeliyiz. Gerçekten öyle. Biden'ın liderleri yumuşak doku operasyonuyla yollama planı ve muhalefetleri destekleyerek yollama planı sekteye uğradı. Özellikle Rusya lideri Putin'i bir şekilde sarsamadı. Bunun yanı sıra özellikle Türkiye'nin liderini tabii ki Erdoğan'ı kastederek muhalefeti destekleyelim, askeri darbelere iş çıkmıyor diye yüzsüzlükte ileri gitti. Daha sonra hiç utanmadan Erdoğan'ın yüzüne bakabildi bile. Ama şu bir gerçek ki bu planı da test etti. Yani Biden, ne oldun Biden? Evet, bayıla bayıla bir hal oluyor ama şu bir gerçek ki ABD'nin şu anda pes edeceğini düşünmek yanılgı olur. Şimdi biz Katı Doğan'da petrol buluyoruz, birçok alanda buluşlar yapıyoruz. Tabii ki bu ABD'nin agresifleşmesine neden oluyor. Bakın, Türkiye şu anda çok önemli işler gerçekleştiriyor. Özellikle Gabar ve Kato dağlarında. Gabar dağlarında elde edilen petrol, çıkarılacak olan petrol çok önemli bir rezerve sahip. Bir de şimdi Kato'dan müjde geldi. Yani Türkiye'deki petrol rezervlerinden mantar gibi şu anda buluşlar ve rezervler, petrol çıkarma işlemleri başlıyor bile. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasını
Milli zenginliğini artıracak olan bu gelişmeler şimdiden bizi heyecanlandırıyor. Ama ne var ki bundan sonraki süreç çok çetin geçecek. ABD'nin Türkiye'nin başına bela ettiği bu terör örgütünün Gabar ve Kato dağlarındaki faaliyetlerini bilmeyen yoktur herhalde önceki yıllarda. Evet, şimdi bunlardan temizlediğimiz bu dağlarda şu anda petrol çıkarmak için önemli adımlar atıldı ve atılıyor. Rezervler bulundu. Olağanüstü rezerv seviyesinde. Şimdi bu büyük zenginlikler bir bir mantar gibi ortaya çıkınca başımıza yeni oyunlar çevirmek için telaşa ve tabii ki bize karşı düşmanları desteklemeye çalışacaklar. ABD'nin HIMARS füzelerini verdiği PKK'nın ve birçok silahı helikopterlere teslim ettiği PKK'nın şu anda daha da çok destekleneceğini görüyoruz. Onlar bu fırsatı bulamadan güvenliğimiz için onlara gereken adımları atacağız. Yoğun ve sistemli bir şekilde, güçlü bir şekilde operasyonlarımızı başlatacağız. Geliyoruz. Geliyor gelmekte olan. Türkiye'nin özellikle güçlü dijital alandaki askeri teknolojisi ve güçlü inançlı askerleriyle bölgede kuvvetli ve etkili bir hamle yapacağına herkes kani. Artık durmak yok ve sonuç alacağız, harekete geçiyoruz. Özellikle bayrağımızı, ülkemizin tüm zenginlikleri, tüm özgürlüklerini ve emperyal devletlerin tüm planlarını bozacak şekilde her yere diktik ve bunu ekonomik ve askeri alanda da taçlandıracağız. Evet, Tel Rifat'taki son yaptığımız saldırılar yeni bir harekatın tiktak sesleri. Evet, bu ses güçlü geliyor, bu ses kuvvetli geliyor. Bundan sonraki süreçte askerlerimizin bölgedeki hakimiyeti ve tabii ki güçlü vuruşu devam edecek. Kimse topraklarımıza hasmane tutumla operasyonel hedefler belirleyen ve bu konuda Türkiye'ye düşmanlığı açıkça ilan eden teröristleri DEAŞ'la mücadele ediyor bahanesiyle bizi durduramaz. Terör örgütü terör örgütüyle mücadele etmez. Sadece ABD'ye maşallah ederler. Bir dahakinde görüşeceğiz. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğeni atmayı ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Milli sesiniz şu anda güçlü bir şekilde gümbür gümbür yanınızda. Kahraman askerlerimiz Suriye'nin kuzeyinde koridoru paçavraya çevirecek. ABD'den aldığı, halkından aldığı vergileri buralarda çarçur etmenin bedelini de yetkiler ABD'de ödemeli. Evet, bir dahakinde görüşeceğiz. Yepyeni konu ve gündemlerle ve güncel gelişmelerin son halleriyle. Hepinize sağlık, esenlik ve güzellikler dilerim. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın.